Arkadaşlar hepinizi seviyorum canlarım. Ver seslerim, bu etti canıma, her gece. Gece. Herkese selamlar dostlar. 31 Ocak ve 1 Şubat 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Güzel bir videoya girdik ve başlıktan gördüğünüz üzere bildiğiniz bütün rekorları unutun diyelim biz. Çünkü Muazzam bir hafta sonu geçirdik. Hafta sonunda inanılmaz işler yaptık. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Öncelikle katıl Telegram gruplarımız Şubat ayı için yenilenmiştir. Bu ay, Şubat ayı için katılmak isteyenler Instagram üzerinden yazabilir. IBAN üzerinden de alıyoruz zaten artık. Ee, katıl butonundan da girebilirsiniz. Bunun bilgisini vereyim. Üyeliği olanlar da kanalın topluluğu kısmında zaten linkler var. Oradan da gelebilir. Onun dışında Instagram'dan iletişim kurabilirsiniz. Bunun bilgisini verelim. Geçtim. Sizlere bir adet skor yarışması yapalım. Pazar günü Napoli maçının maç skorunu kazanan arkadaşımız Yusuf Enes isimli arkadaşımız. Yarın için Ocak ayının son skor yarışması. Şubat ayı gruplarını alacağız bir ay boyunca. Kale Gümrük Beşiktaş maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Sizlerden güzel yorumlar Beşiktaş maçı hakkında bekliyorum. Geçtim bunu da. Yüksek misliste neler yaptık? Öncelikle cumartesi günü yüksek mislisi iki tane yüksek misli verildi. Yüksek mislinin amacını zaten her zaman dediğim gibi kasası sağlam olanlar geliyor. Bakın bir tanesine 1500 TL diğerine de 1250 TL önermişim. Cumartesi ikisi de geldi. Atalanta'nın iki golü Solda gördüğünüzde 1.72 oranlık zaten 1500 lira önerdik. Doğrudan 1080 lira kar yaptırdı. Wolfsburg maçına 1.500, Galatasaray maçına 1.500, Hoffenheim maçına 1.500 dolara kaldık. Kazandık. Cumartesinin yüksek misisi böyleydi. Pazarın yüksek misisine baktığımız zaman da sağda gördüğünüzde 1.250 TL'lik Fenerbahçe'nin iki yerden atacağını golü önerdim. O geldi. Sol tarafa baktığımız zaman da 1.60 oranlık Troyes maçına Ajax maçına 1.500, Fenerbahçe maçına 1.500. Onun da oranı 1.60 ediyordu. Ona da 1000 lira, bin öne lira önerdik. 600 lira da net kar yaptık. Yani yüksek misli bu şekilde. Hatta yüksek misliyi bitirdik. Yani bu ay olarak bitirdik. Yeni aya geçtik. Tam tamın arkadaşlar net kazanç 8117 TL. çıksız net kazanç var. Onu belirteyim. Bunları isteyen euro ile oynar. Euro ile oynayan 8000 euro. 8000 euro ne yapar? 200-300 bin lira para yapar. Ki şunu da söyleyeyim. Ben mesela kasa yönetimi yapıyorum ya burada. Mesela 8 bin lira net kar aldım orada mesela. Zaten başarı oranı yüksek olduğu için kendi bazı arkadaşlar 5.000 atıyor, 10.000 atıyor. Kasası sağlam olanlar yüksek mislini amacı zaten en güvenli maçı, en risksiz kendi gözümdeki maçı vererek buradan yüksek basarak e, düşük oranlardan diyelim veya ideal oranlardan güzel kazanç elde etmek Şubat ayı içinde devam edeceğiz inşallah. 8 bin lira karla bitirdik. Geçtim bunu. Yüksek oran sistem grubunda ise baktığımız zaman da dün özellikle 57 oranlı bir kupon çıkardım. Zaten diyorum ki isteyen sistem alsın, isteyen tekli yüksek oran olarak alsın. 6 tane mücadelem vardı, 5 tanesi geldi. Sadece Milan maçı yapmadı, O da çok ters oldu. Diğer ter maç geldi. Hamburg'un 1 2,5 üst. E, Toulouse maçına 2,5 üst KG var. Schalke maçına ilk yarı 0. Atletico Madrid alır 3.5 alt. Fenerbahçe maçı ilk yarı 1.5 üst olarak çok güzel oran var. 57 oran kıl payı gitti diyeyim. Ben sizlere çok güzel denemeler yüksek oran sistem grubunda da yapıyoruz. Onu da belirteyim. İdeal kombinlerde de zaten çok güzel başarı yaptık. Cumartesi zaten verdiğimiz bütün kombinler geldi. Pazar sadece Level Kuzen golünden bir kombin gitti. Onun dışında verdiğimiz kombinlerde de ideal kombinlerde kupon odasında da zaten sizler de görebiliyorsunuzdur. Ki çok güzel işler yaptığını düşünüyorum kupon odasında da kuponlarla kazanmasını bildik arkadaşlar. Canlılarda zaten özellikle Cumartesi pazar. Hatta sizlere de çok çok fazla canlı bayi sattım. Herkese açık ücretsiz bir Telegram kanalımız vardı. Oraya da dün tam 8 tane canlı bayi sattım. Kendi grubumuz. Siz, siz düşünün 8 canlı bahisten 6 tanesi de başarılı oldu. O yönden Instagram'dan çok fazla tebrik mesajı geldi. Çok teşekkürler. Bizim amacımız zaten herkese kazanmak, kazan kazan hesabı. Geçtim bunu da başka anlatacağım bir şey yok. Sizlerden ricam artı 400 seviyesinde. Bakın 2 günlük video artı 400 seviyesinde like'larınızı bekliyorum. Like'larınızı eksik kalmasın. Video performansları da gayet iyiydi. Onu da belirtelim sizlere. Dilerseniz ilk maçımızla başlayalım. Alanya Spor'la Sivas Spor'un mücadelesiyle start veriyoruz. Burada Alanya Spor'u favori göstermişler. Gayet normal. Baktığımız zaman Alanya oynadığı pozitif futbolla öne çıkıyor. Özellikle kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da genellikle hücum, oyun, hücum oyununu oynayan bir takım var. Pozitif futbol diyelim biz buna. Alanya fakat hala defanstan top yaparak çıkmaya çalışıyor. Sivas tarafında Yatabare Gradel ikilisi yine sağda da Erdoğan oluyor. Onlar da ileriye çekmeye çalışıyor. Sivas'ın son maçına baktığımız zaman zaten 2-1'lik bir adına Demir mağlubiyeti oldu. Ki o maçta da hiç iyi oynayamadı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben sizlere. Ee, Adana Demir ilk golü atana kadar 40 dakika falan. Zaten dakika gol 40 mı ne geldi. Yani Sivas yarı sahasından çok fazla çıkartmadı Sivas'ı. Alanya ile oynayacak. Alanya kısmen daha zayıf bir rakip. Ben burada her iki takımın atacağı gollere yönelmek istiyorum. KG var olarak tek tercih. 1.44 gibi oranlarını idealden aldım. Alanya atar. Hava durumuna baktığımız zaman da kapalı bir hava olacak. Fakat yağmur gözükmüyor. Sağ güzel, zemin güzel. Tribün de muhtemelen %60'larda dolu olur. KG var olarak değerlendirme altına aldım. Kara Gümrük'le Beşiktaş mücadelesi. Kara Gümrük'ün son maçlarına baktığımız zaman da golli maçlar oynuyor. Evet fakat Kara Gümrük'te bir form düşüklüğü olduğunu söylemek lazım. Borini'nin transferi de gündemde. Fenerbahçe sanırım bir resmi teklif ne yapacakmış haberler oyunda. Tam net olarak ben de bilmiyorum. Sadece spor sayfalarından gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Beşiktaş çok güzel bir form yakaladı. Ben bu formunun devam etmesini bekliyorum Beşiktaş adına. Hem idealden hem de yüksek orandan bir tercih yapacağım ben buna. Abu Bakar da bu maçta gol atar mı atar. Cenk Tosun'un açılması Şenol Güneş geldiğinden beri 10 maçta 10 gol iki asıl şekilde güzel performans var. Gezzal bu maçta tekrar olur mu olmaz mı? Muhtemelen olmaz gibi geliyor. Ben burada Karagümrün oynamış olduğu onlar da ileriye çıkacaktır kendi evinde. Oynamış olduğu futboldan dolayı Beşiktaş'ın burada 2 gol atması beklenebilir. 1.51 gibi oranı var. Beşiktaş'ın atacağı 2 golün. Gayet güzel. Onun dışında baktığımız zaman da şöyle de bir yüksek oran önerisi yapabilirim. Mücadelenin golü geçmesini beklediğim için 2.5 üstünde 2 yaparsanız da oran da 2.28'e çıkar. İsteyenler sistem kuponuna da bunu atabilir değerlendirebilir. Fenerbahçe Beko ile Olympiakos mücadelesi. Fenerbahçe Beko sallanışta sanırım koç ya iddia oranları henüz daha açık değil Eurolig'e. Onun da bilgisini vereyim. Şu an iddia gözükmüyor fakat Avrupa'dan bakınca söylüyorum ki genel hakkında konuşayım. Olympiakos Fenerbahçe'ye göre yani daha kaliteli bir takım olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Fenerbahçe kendi evinde burada favori. Avrupa'da oranı 1.80 gibi oranı var. Fakat Fenerbahçe'de son dönemde özellikle Wilbeck'in sahada yok. Guduriç ona göre var zaten. Edwards son dönemlerde biraz gelmeye çalıştı. Ben burada Olympiakos tarafında olacağım. Olympiakos 79-80 bandı açılırsa Olympiakos tarafından üst olarak değerlendirme yapmanızı öneririm arkadaşlar. Geçtim bunu da 1 Şubat için tekrardan hoş geldiniz. Şubat ayına güzel kazançla başlayalım diyorum. Sizlerden ricam aynı şekilde like'lardır. Artı 400 seviyesinde like'lar gelirse çok teşekkür ederiz. Direkt başlayalım. Galatasaray Ümraniye mücadelesinde e, bu maça şöyle düşündüm. Ben Galatasaray zaten çok güzel bir iğme yakaladı. Ümraniye'de zayıf bir halka bence. Fakat Ümraniye'de korkusuz bir futbol sergilediğini de görmek mümkün. Fenerbahçe maçı mesela 2-2 oluyor, 2-2 oluyor, 2-1 oluyor, 3-1 oluyor derken çok güzel tempolu bir maç izlettik orada. Galatasaray baskıyla birlikte buradan golü bulacaktır bence. Burada ben Galatasaray'ın burada ilk yarı galibiyetine gittim. Maç sonundan ziyade. İlk yarıdan gelecek bir orandan bir ilk yarı galibiyeti ideal olarak değerlendirme altına alınabilir. Ekstra olarak da bir şey söylemek istiyorum. Henüz korner, korner oranları açık değil. Fakat Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı maçlarda ilk yarı 4.5 kornerin yaklaşık 1.80 bandında bir oranı oluyor. Onu da değerlendirme altına alabilirsiniz diyerekten de geçeyim. Diğer mücadelem Trabzon'la Antalya Spor mücadelesi. Antalya tarafında eksikler var. Hatta şuradan gözüküyor. Aynen şuradan gözükür. Hacı Rahit'in eksikliği, Gaçan'ın eksikliği ve Luis Adriano'nun da kart cezalısı olduğunu söylemek lazım. Antalya Spor hücumda yani sıkıntı yaşayacaktır. Gol atma yollarında problem yaşayacaktır. Son başında 3-2'lik bir galibiyet aldı Ümraniye'ye karşı. Güzel maçtı. Trabzon'da sallanışta açıkçası çok güzel şey vardı. Neyse bunu söylemeyeyim. E, Trabzon'a baktığımız zaman da Hatay maçında mağlup oldu. Kendi evinde ama uzun süredir kazanan bir Trabzonspor var. Oran da artmış. Trabzon'un oranı 1.44 bir bir milyon oranı vardı. 1.47'ye çıkmış. Fakat ben burada Trabzon'un zor da olsa kazanmasını bekleyeceğim. Yani olası halde Abdullah Avcı sanırım istifa eder gibi geliyor bana. Sözleşmesini falan uzattılar da. Taraftar da destekliyor. Fakat takım içinde bazı sorunlar var sanırım. Tam bilmiyorum o enerjiyi kaybetmiş durumdalar. Ama kendi evinde iyi oynayan bir Trabzon var. Maç sonu biri oradan almak bence mantıklı geliyor. Bana değerlendireceklere bol şanslar. Lille Clermont mücadelesi. Lille son maçında Nice karşı mağlup oldu 1-0 skorla. Lille tarafında da bazı eksikler var. Bamba'nın eksikliği, Kunas'ın eksikliği var mesela. Ama ideal 11'i güzel yani. İlk 11'de şöyle ilk 11 oyuncuyu çıkardığımız zaman da iş yapar diyorsunuz. Yani Lille takımına. Bayodur. Ee, ondan sonra Birkaç tane var da. Onlar da aynı şekilde katkı verebiliyor hücumda. Sıkıntı yok. O yüzden ben burada Lille'in atacağı 2 golü değerlendirme altına aldım. Clermont bence kısmen zayıf bir rakip. Lille daha baskılı oynayacaktır. Lilin atacağı 2 gole burada 1.44 gibi oran vermişler. Bence idealden değerlendirme altına alınabilir gibi geliyor bana. Lille burada 2 gol atar gibi geliyor. Bakalım. Son maçında kaybetmiş bir var. Monaco maçına bakalım. Monaco ile Ökzer oynayacak burada. Monaco son dönemler iğmeye kaladı. Fakat son Marsilya maçında Marsilya bir nevi zaten ilk golü atmasına rağmen Monaco KG var demiştik. Ondan sonra Mars ile maç boyu baskısını kurduğunu söylemek lazım o maçta. Yine iyi bir Monaco var. Beraberlikle ayrıldılar. Kadrosu da sağlam bir Monaco var. Karşılarında zayıf bir rakip var. Ben burada ilk yerden Monaco'nun atacağı bir golü değerlendirme altına alalım alalım diyorum. 1.31 gibi oranı var zaten. İdeal bir oranı var. Monaco ilk yarılarda baskı baş, baskılı başlıyor ve gol bulma ihtimali yüksek bir sezonda zaten ilk yarılarda genellikle gol atan bir Monaco vardı. Onun yanında da e Biraz daha oran arttırmak isteyenler varsa ilk yarıdan bir gol bekliyoruz. Yemezse de ilk de galip gelir gibi geliyor. onun da oranı zaten 1.60 seviyesinde. Zaten düz mantık olarak birbirleriyle yakın diyebiliriz sizlere. Geçtim bunu. Anadolu Efes'te Zalgiris'in mücadelesi var. Bu maçı da değerlendirme altına aldım. Zalgiris'te e, Evans sakatlığı vardı. 3-4 hafta sürecek bir sakatlığı vardı. O sakatlık devam ediyor. Tyler da sakatlandı arkadaşlar. Anadolu Efes'ten İshak Tyler'ı almışlardı. O da sakatlanınca Anadolu e, Zalgiris'in hücum gücü bayağı bir düştü. Son maçta zaten 65 sayımı Ne attılar? Burada Efes tarafındayım ben. Efes'in e, yeneceğini düşünüyorum. Kaç handikap açarlar bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. E, şöyle yapalım. Handikapı bilmediğim için şöyle yapalım. Efes'in üstünü alalım biz burada. 82 falan açabilirler burada. O yüzden Anadolu Efes 82 ne bileyim 81 falan açarlarsa muhtemelen 82'den aşağı açmazlar. O şekilde Anadolu Efes'in üstünü değerlendirme altına alabiliriz. Sizlerden ricam videoyu atacağınız güzel seviyede like'lardır. Artı 400 like bekliyorum sizlerden. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.